Şunu söyleyeyim, yani özellikle bunu belirtmek istiyorum. Daha sonra yıllarca hala da antrenörlük yapıyorum. Türkiye'deki bütün antrenörleri tanıdım. Şu anda Türkiye'de bir numara kim deseler, örnek vereyim, Ramazan Döne derler. Beşiktaş'ta Solak. Samimi söylüyorum, samimi söylüyorum. Benim o takımdaki Recep Ay bir Ramazan Döne'den çok çok fazlaydı. Bir örnek verdim. Gerçekten çok iyiydiler hepsi. Ama ben Torbalı'ya gitmişim. Çocuklar burada sahipsiz kalmış ve ellerinden tutan olmayınca hiçbirinden de yani hep sporcu olmadı. Ne sporcu oldu, ne sporcu oldu, öğretmen ne oldu. antrenör oldu, Evet. ne handbolcu oldu, ne besyoya giren oldu. Hiçbir şey olmadılar. Şimdi bakıyorum, yani o çocukların eline hiç yani su dökecek handbolcu göremiyorum ben şu anda. Bakın Ramazan Döne'yi de örnek verdim. Ramazan Döne'yi de örnek verdim. Seccattin, pivot. Peki sen de hatırlarsın. Hatay takımında kaç fark atmıştık? 20'nin üzerinde. Ve yıllarca Türkiye'nin bir numaralı pivotu oldu. Ve şu anda Süper Lig'de antrenörlük yapıyor. Nerede bizim çocuklar? Nerede onlar? Yani aradaki fark bu. Aradaki fark bu. Gerçekten Yani efsane bir takım. Yani evet. takımımız gerçekten muhteşem. Sanırım benim ilkokulda olduğum dönemde babam Supik Oyuncu Lisesi'nde lise takımını çalıştırmaya başladı. Hepsi benim ablalarım, hala daha da görüşürüm. Ondan sonra bizde hani Pınar Burcu geçtiği kadar işte bir Lale, Yıldız, Nurten onların isimleri de geçerdi muhakkak. Ve ben her zaman söylüyorum biz iki kardeş hiçbir zaman olmadık. Hep çoklu kardeştik. Çünkü onların da işte derslerle olan ilişkisi, sporla olan ilişkisi, ailesiyle olan ilişkisi hep devrim ailesini ilgilendirmiştir. Evet. O yüzden biz hani iki kardeş olarak değil çoklu bir kardeş olarak büyüdük her zaman. Annem de tabii ki bayan takımı çalıştırdığı için o dönemlerde ciddi destek oluyordu. İşte dediğim gibi şehir dışındaki gruplara mutlaka giderdi. Aileler daha çok anneme emanet ederdi. Biz bu arada tabii evdeydik ama biz de devamlı hikayeleri ya da konuları, sorunları ailecek dinlerdik. Görüşürüz. Ailecek dinlerdik. O yüzden onlar o yaş için bizim aileleri, ablalarımızdı. Daha sonra da kardeşlerimiz oldular tabii bizden küçüklerde çalıştırdığı için.
şurada bu şimdi bu şeyin yani yine burada Özel Türk'le Türkiye şampiyonluğum. Ve bu Hürriyet Gazetesi'nden neyse orada da İşte yine Türkiye şampiyonlukları kazandık. O kadar çok gazete küpürü var ki hangini ne zaman bulacağım ben de şaşırıyorum. Daha sonra artık Türk Koleji'nden 2003 yılında ayrıldım. 2003'te ayrıldık. İşte bunlar hep Özel Türk şeyleri. Esas artık tabi o zaman Türk Oyun'da çalışırken tek takım öyle şey yapıyorduk. 2003 yılında Türk Koleji'nden ayrıldım ne zaman ve Büyükşehir Belediyesi'ne geçtim. İlk başladığımda bu arada Ali Ağa'yı tabi pas geçtik değil mi? Alay pas geçtik. Alay esasında şey yani. Ama dur ben esas resmi göstereyim sana. Alay'ın esas resmi şöyle. Resimlerini öyle koyduk. Bak. İşte bu şampiyon Ali Ağa. Süper Lig'e çıkan yoktan var olan takım. Şampiyon olduk. Neyse bir Hakkı Ülkü Belediye Başkanı ve Ali Ağa Kaymakamı ile işte birkaç tane de böyle ileri girenler bir şampiyonluk yemeği verdiler bize. Yani küçük kızı olduğu için bana biraz daha farklı davranırdı babam, şımartırdı. Şimdi dışarıda Muhsin Hoca var. O imajdan dolayı hep takım arkadaşlarım bana sorardı. Burcu evde nasıl? Evde de böyle bağırıyor mu size diye. ama katiyen hani evde de belli kuralları olan disiplinli bir insandır. Ama hiçbir zaman sahada veya antrenmanda olduğu gibi baba değildi. Ben hep o sorularla büyüdüm. Hani çok mu zorlanıyorsun falan vesaire diye. Onun dengesini iyi kuruyordu. Ama her zaman da şeyi belli ederdi. Yani bir yemek sofrasında bile bak iyi çalışmazsam, işte takıma giremezsin falan vesaire. Bazen hani o muhabbetler de geçiyordu. Ama onun dışında evde antrenör olması, yani antrenörlüğüne göre daha sakin bir babamız vardı. Meclise çıkan Balkan şampiyonu olan takım şu takım.
Ve bu da Balkan şampiyonu olduktan sonra Yunanistan'dan dönerken sporcuların imzaladığı federasyonun bayrağı. Burada kimler yok acaba? Büyütebilirsin değil mi bu resmi? Ve şu anda hala bu çocuklar oynuyorlar. Yeliz Özel burada. Yeliz Yılmaz burada. Çağla. Çağla Yaman burada. Gonca Nahçıvanlı burada. Ayfer Dirican burada. Ve hala bunlar oynuyorlar. Türkiye'de handbol ayakta tuttular yıllarca. Ve düşün, ertesi yılda şampiyon oluyoruz. İnsan hiç olmazsa bir teşekkür eder bari. Hocam, 2 yıl üst üste Balkan şampiyonu yaptınız. Bizi ve şu sporcuları kazandırdınız. Türk handboluna der, bu da yok. Ben bu federasyon başkanının adını niye ezberleyeceğim? Yemin ediyorum bilmiyorum. Kim olduğunu yemin ediyorum ki bilmiyorum. Bak, bu kadar da büyük konuşuyorum. Bu kadar bakın yani demek ki başarı, şu bu hikaye, ahbap çavuş ilişkileriyle handbolu işte döndürmeye başladılar ondan sonra. Serhat Bilgi'den sonra işte şimdi handbol yerlerde sürünüyor. Ahbap çavuş ilişkileriyle. Ya insan 2 yıl üst üste dereye geçerken bir at değiştirilmez en azından. He. O yeni seçilen federasyon başkanı da bir görev verir. En azından başarısız olurum. Muhsin Hocam kusura bakmayın der. Ya durup dururken de ortada bir şey yok. Ve bir şey daha söyleyeyim. Balkan şampiyonu olduğumuz zaman diğer milli takımlar 40-50 yiyorlardı. Hiç unutmuyorum bir milli takımlar toplantısında Serhat Bilgi aynen şunu söyledi milli takım antrenörlerine. Fransa ile maç 50'ye 20 bitmiş. Bakın dedi kardeşim ben handboldan anlamam. Ama siz dedi 50 tane gol yerken topu kaleden koşarak mı çıkardınız? Zamana karşı da mı oynamayı bilmiyordunuz? Bunu söyledi ve bizi o toplantıda tebrik etti. Balkan şampiyon olmuşlardı. Bakın yıldız takımımız Balkan şampiyon oldu. Siz 50 gol yerken yarış mı yaptınız? Gol yeme yarış mı yaptınız? Bu örnekleri de verdi. Serhat Bilgi ama maalesef bundan sonra federasyon başkanı değişince kimdir kimlere söz verdi? Milli takım antrenörü için Muhsin Hoca çalışmış, başarılı olmuş. Umurunda bile değil. Ama bak ben de ismini bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Çünkü hiç izi yok benim üzerimde. Ve ben ondan yani açıp da telefon niye bana görev verdiniz vermediniz demem. Ben layıksam bir yere zaten getirirler. İşte ondan sonra işte yine devam ettik çalışmalara. Yine devam ettik. Supik oyuncu olsesinde yani oldukça başarılı. Bir 11 sene çalıştım tabii ki. Hem ortaokullarda hem liselerde şampiyonluklar yaşadık. Daha sonra işte emekli oldum. Bu arada Yeni Bonospor'u kurdum demiştim. 9 sene aralıksız sadece lise takımıyla, lisenin öğrencileriyle arasız pulsuz 9 yıl Süper Lig'de oynadık. Thank you.
Merhabalar, Ne Hayatlar Ne Hikayeler adlı programıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rim belgeseli için sizden öncelikle kendinizi kısaca bize tanıtmanızı istiyorum. Buyurun. 1980 İstanbul doğumluyum, Yeliz Yılmaz. Öncelikle düşünceleriniz için teşekkür ederim. 1991 yılında İstanbul'da handbola başladım. Beden eğitimi öğretmenim Levent Düllüoğlu sayesinde. Sonrasında 1993 yılında ilk milli takım deneyimim B Yıldız milli takımına seçildim. Ve Yunanistan'a Balkan Şampiyonası'na gittik. Buradaki antrenörlerimiz Muhsin Hocam, Muhsin Devrim Hocam ve Hakan Nayır Hocam'dı. Bizim için önemleri çok fazla ve biz orada turnuvayı şampiyon olarak bitirdik. Bu bizim için çok önemliydi. Sonrasında zaten milli takım kariyerim devam etti 2017 yılına kadar. Hem genç milli takım hem A milli takım statülerinde. Bunun dışında hala handbol oynuyorum. Işıl ışıl gözlerinizden hala oynamaya devam edeceğinizi görüyorum. Öyle, seviyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür gerçekten ederim. Performansınız, birkaç maçınızı izledim. Kayıt altına aldım onları, sizin bilginiz yok ama. Teşekkür ederim. Tekrar maçınızı kayıt altına alacağım. Bize lütfen çok kısaca Muhsin Hoca'dan bahseder misiniz? Muhsin Hocam altyapı denince akla ilk gelen antrenörlerden. Bizi handbol oynamaya teşvik eden hem milli takım hem kulüp statülerinde bizi milli takım oynamaya teşvik eden, iyi handbol oynamaya teşvik eden, şu an burada olmamızın temellerini atan antrenörlerimizden. Benim için değeri, kıymeti çok fazla, çok büyük. Çünkü onlar sayesinde şu an hem handboldan para kazanıyoruz, çok sevdiğimiz bir işi yapıyoruz. Bunun sanırım değeri asla paha biçilemez. Sizin nezdinizde ben Muhsin Hocama tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Bizi bugünlere gelmemize vesile oldukları için, araç oldukları için bu kadar. Son olarak gençler için, bu işi ve spora gönül verenler için, handbola gönül verenler için küçük tavsiyeleriniz varsa onu da alın. Tabii ki de en büyük tavsiye sanırım çalışmak olacak. Disiplinli bir şekilde çalışmak ve yaptığımız işi sevmek olacak. Bunu uzun vadede yapabilmemiz için, handball sporunu uzun vadede yapabilmemiz için önce işimizi sevmemiz gerektiğini düşünüyorum. Severek ve disiplinli çalışarak bütün gençlerin istedikleri hedeflere ulaşabileceklerini düşünüyorum. Programına verdiğiniz katkı için size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Maç içinde başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hikayeler adlı programa hoş geldiniz. Bu programın amacı antrenör Muhsin Devrim belgeseli için bir altyapı hazırlığıdır. Sizin de handbolda olan başarılarınızı hem Muhsin Hocam'dan hem de basın yayından duyduğum kadarıyla sizi burada konuk ediyorum. Lütfen çok kısa kendinizi bize tanıtır mısınız? Tanıtayım. Merhabalar. İsmim Sibel, soy ismim Kıcıroğlu. Turgutlu Belediyesi'nde, Turgutlu'nun altyapısında yetiştim. İlk transfer yerim İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Ortaokulu bitirdikten sonra lise 1'e Muhsin Hoca'ya geldim. Muhsin Hoca çok hırslı bir antrenörümüzdür. Çok severim kendilerini. Onunla Liseler Dünya Şampiyonası'nda çok güzel bir başarı elde ettik. 9 kişiyle, çok az sayıyla çok iyi yerlere getirdi bizi. Bizde emeği çoktur. Öncelikle Liseler Dünya Şampiyonası'nda dünya 5.'si olduk. Güzel bir başarı elde ettik Muhsin Hoca'yla altyapıda. Ne kadar yıldır handbol oynuyorsunuz? 12 yıldır handbol oynuyorum. Muhsin Hoca'dan sonra A takımına yükseldim.
A takımında hala devam ediyorum. Sevgili Suat Anne, Ne Hayatlar Ne Hikayeler adlı programımızın bu bölümünde seni de konuk ediyoruz. Devrim ailesinin en büyük ferdi olarak, Devrim ailesinin otoriter bir ferdi olarak sizi de konuk ediyoruz. Sizden Muhsin Devrim'i kısaca özetlemenizi istiyorum. Kimdir Muhsin Devrim? Nasıl anlatayım? Muhsin Devrim'i ben daha anlayamadım ki. Bu kadar zamandır. Bak güzel bir cevap. Evet. Yani aslında çok başarını hayatına hep böyle adamış. Başarını, disiplinli bir iş. Evinde nasıldır? Evinde kafasın her zaman evden içeri girdiği zaman daha iyi. Hep headphone vardır. Hatta şöyle söyleyeyim. Büyük kızım ilkokula giderken, ya bunu şey yapmak için söylüyorum, o kadar headphone'le evli bir insandı ki, büyük kızım okulda bir arkadaşının önüne geçiyor, arkadaşı itiyor diğer arkadaşına. Geliyor bunun mamasını anlatıyor. Ben de yanım başında oturuyorum. Aferin kızım, aferin, iyiymiş. Ya kafa o kadar meşgul ki, çocuğunun nedenini bile anlamıyor. O denli. Headphone'le evli bir insan. Başka ne anlatabilirim ki? Peki nasıl tanıştınız Muhsin Hoca'yla? Ne zaman evlendiniz? 8 Ocak 1977'de Görücü usulüyle evlendim. Ha, 2,5 ayın içinde evlendik. Nerede oturuyordunuz o zaman? Nasıl? Ben Turgutlu'yum. Turgutlu'da oturuyordum. Muhsin'in
arkadaşı benim teyzemin görümcesinin oğlu. Yani bir bayramda benim dedeme, anneanneme bayrama gelince el öpmeye beni orada görüyorlar. Musun Bey'de kızarıyormuş. Bu arada bir sürü kız göstermişler. Bana kaldı. Muhsin Hoca size kaldı ya. Bana kaldı. O da güzel. Evet, o da. Çocuklarına karşı nasıldır Muhsin Devrim? Valla Muhsin'in iki tane çocuğu olmadı. Yani ben sayısını unuttum. Onun tüm öğrencileri çocuğuydu. Ve çoğu zaman da onlar bence öncelikliydi. Evet. Ama sorun olmadı mı benim için oldu. Ama çocuklarım hissetti ama hissetmedi bilemiyorum. Ama benim için oldu. Çünkü her zaman onların ihtiyaçları, onların gereksinimleri, öğrencilerinin benim çocuklarımın önüne geçti. Bu arada bu görev size kaldı tabii evde. Siz ilgilendiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunu bana en iyi rahmetli anneannem anlatmıştı. Ben o güne kadar farkında değildim. Her gittiğimde Muhsin ne yapıyor, çalışıyor anneanne derdim. Anneannem rahatsızlığından dolayı Mornova'daki evimize geldi. Engin Üniversitesi'ne gidip gelmesi gerekiyordu. Bir hafta benimle misafir oldular. Eşimle beni o zaman görünce, kızım dedi, gerçekten sen evli nursun dedi. Evlisin ama nursun dedi. Seninle koça yok dedi. Evet, o da farklı bir bakışmış. Peki bu arada programımız vasıtasıyla Muhsin Devrim öğretmenimize, hocamıza bir mesajınız var mıdır? Bana eli ayağı tuttuğu müddetçe çalışmasını temennidir. Peki. Çalışsın yani. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizin tanıdığıma ilk göz ağrımsınız. Devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Bana Fikri'cim salonda handball kurulduğu zaman bilmiyorum onlar geçti mi? Yani ben ilk öğrencileri olarak sizde gördüm disiplini, saygıyı, sevgiyi. Ha bir de büyük kız öğrencilerimle ilk başladığı yıllarda. Ondan sonrakileri de çok sevdim. Ama benim için ilk göz ağrısı sizin dersiniz. Çok teşekkür ederiz. Annem çok teşekkür ederiz. Biz de onun için size hala anne diyoruz. Çok teşekkürler. Muhsin hocamız da bizim her zaman bir babamız, her zaman bir büyüğümüz, bir ağabeyimizdi. Bizim yaşantımızda tabii biz de bunları ayrıca beyan edeceğiz. Ayrıca röportaj halinde anlatmaya gayret edeceğiz. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim.